Bütün bunlar için işte bir fırsat bu Cenab-ı Hakk'ın verdiği. Cumhurbaşkanımız temiz bir sayfa açmalı. Bu işte ihmali olan herkesin muhasebesini yapmalı. Hesabını yapmalı. Ve bu işe kalkışan cesaret edenleri de leşlerini milletin önüne atmalı. Millet rahatlamalı. Milletin devletine güveni gelmeli. Devletin millet yanındaki itibarı artmalı. Ha, yok. Demokratik eylemler, demokrasinin gereği, işte şefkat, merhamet, yine hep bir olacağız, bütün olacağız. Bu yalanlara artık karnımız tok. Dedik ya, Bismillah ve mekeru ve mekerallah, vallahu hayrul makirin. Eğer biz bu millete farklı oyunlar, planlar kurarsak, bilelim ki vallahi Allah'ın farklı planları var. Farklı planları var. Eğer biz Türkiye'ye yüklenmek istenen şu manevi misyona alışamazsak, bu misyonu kabul edemezsek, hani eskiden böyle masal anlatırlardı, masalların sonunda öyle bir soru gelirdi yani. 40 katır mı istersin, 40 satır mı? Evet. O zaman 40 katır mı isteriz, 40 satır mı? Ya öyle olur bu işin sonu, ya da hani yine bir son anlatırlardı masallarda, gökten 3 elma düştü. Biri onların başına, biri bizim başımıza gibi. Elma bir nimet yani. Evet. Ya satırın ağzı, katırın kuyruğu, ya başımıza elma, elmas. Evet. Tercih bizim.